Hocam şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı müfredat meselesi Türkiye'nin iç gündeminde en fazla konuşulan başlıklardan bir tanesi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yani kültür ve eğitim politikasını ile ilgili birçok noktada öz eleştirileri var. Ve bunu aslında toplumun içine çıktığımızda görebiliyoruz. Elbette ki herkes kötü niyetli, herkes kötü yapmadı ama burada istediğimiz insan profilini ortaya çıkaramadık. Yani bunu her yerde görebiliyoruz. Vergi politikasından her tarafta da görebiliyoruz. İşte sürekli batıdakiler şöyle örnekler veriyor. İşte orada batıda vatandaş diyor devletine çok sadık. Asla devletinden çalmaz. Ama devlette kesinlikle vatandaşın bütün hak ve hürriyetlerini, bütün özgürlüklerini, bütün mal ne varsa gözetir. Yani kendisi gibi gözetir. Burada bizde tam tersi. Yani devletin vatandaşa bakışı, vatandaşın devlete bakışı çok farklı. Nihayetinde 12 yıllık bir eğitim süzgecinden geçiyor bir vatandaş. Ama en nihayetinden fırsatını bulduğunda devletten çalmaya çalışıyor. Ama devlet de her fırsatta kendi vatandaşının hakkını gasp etmeye çalışıyor. Burada sorun nerede? Nereden başlamak lazım? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Bu müfredat bu sorunu düzeltir mi? Ne dersiniz? Buyurun hocam. Evet. Tabii sorun nerede? Zorunlu eğitim diye de bir şey var biliyorsunuz. Şu anda öyle bir kitap da okuyorum. Zorunlu eğitimin zararları diye. Bir Amerikalı yazmış. Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Hakikaten siyasetçilerimiz, STK'larımız, aileler, ebeveynler herkes eğitimden şikayet ediyor. Eğitimin yetersizliğinden, sıkıntıların ana sebebinin eğitimsizlik olduğundan şikayet ediyor. Böyle bir vaka herkes tarafından kabul ediliyor. Biz şimdi bu işin çözümü için neresinden başlamamız gerekiyor diye soracak olursak, ben bugün böyle bu kadar bir zamanda aslında iş müfredatın teknik taraflarını, işte okullarda uygulamaları, öğretmen, öğrenci, veli arasındaki ilişkileri konuşacak değilim. Yani onlarla ilgili zaten her şey söyleniyor, yazılıyor, biliniyor. Temel bir şey var, temel bir yanlışlık var. Yani bugün sokakta şikayet ettiğimiz her türlü siyasi, ekonomik veya ailevi problemlerin temelinde biz bunlara çözüm geliştireceksek, biz önce şu sorunun cevabını da bulmamız lazım. Biz bir müfredat yapıyoruz, değil mi? Bu müfredat, evet, eğitim sistemi yer yer evrenseldir. Bütün insanlığı, bütün dünyayı da kapsar ama yer yerde bulunduğu ülke ve coğrafya ve oranın kültür ve inançları da bütünlük içerisinde olması gerekir. Bu bir hakikat olduğuna göre. Biz yaklaşık 200 yıldır batıdan bize bütün dünyaya aksettirilen o eğitim modelini uyguluyoruz. Nedir o? Materyalist, pozitivist, seküler veya Darwinist, yani yaratıcıyla yaratılmışın irtibatını koparmış bir sistemi uyguluyoruz. Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Bu böyle bir hakikat. İnansın, inanmasın, dindar olsun, dinsiz olsun. Ben şu anda 20 küsür senedir de AK Parti iktidarda, dindar muhafazakar bir hükümet var. Ben de o hükümetin, o partinin bir üyesi olarak da bunu söylüyorum. Müntesibi ve oy vermiş olan birisi de söylüyorum. Olarak da söylüyorum. İyi niyetli, samimi talepler vardı. Bütün yapılanlar da mutlaka dindar nesil yetiştirelim derken de bu samimiyetten kaynaklanan bir şeydi. Burada samimiydi Sayın Cumhurbaşkanı da veya bunu arzu eden herkes. Fakat uyguladığımız metodolojiye baktığımız zaman biz neyi düzeltmeye çalışıyoruz? Bakın burada bu bardağın içinde su var. Ben buradan bir örnek vereceğim. Kendimce önemsediğim bir örnek. Bu su, bunun içine birisi 1-2 miligram çok kuvvetli bir zehir atsa, bu su ne olur? Öldürür, zehirler insanı. Evet. Şimdi bundaki zehir ne biliyor musunuz? Eğitim diye baktığımız zaman. Bu suyun içindeki zehir, biraz önce söylediğim, yaratıcıyla yaratılmışın, yani tüm Bağını koparmak. varlıkların bağını koparmışlar. Bütün kitaplarda, bütün anlatımlarda, belgesellerde ne anlatıyorlar?
doğa, tabiat, sebepler, kendi kendine oldu. Güneşten dünya 4,5 milyar yıl önce koptu, soğudu, gaz oldu, soğudu, karalar oluştu, denizler oluştu. Bak, kopmuş, olmuş, oluşmuş. Bunlar bu kelimeler bile neyi gösteriyor? Bunun kendi kendine oluştuğunu gösteriyor. Tamam mı? Kelime kavramsal olarak evrim teorisinin müfredattan kaldırıldığı söyleniyor ama o ruh, o zihniyet hala var. Yok, var tabii. Muhakkak yani iyi niyetle yapılan bazı ayıklamalar yapıldı. Hı hı. Yapılmadı değil. Hakkı teslim etmek lazım. Ama henüz suyun içindeki zehir çıkarılmadı. Bak, o ayıklandı ama yaratıcıyla olan bağı kurulmadı. Siz kurmayınca bunu ben demiyorum. Bak, burada da yanlış anlaşılmasın. Her kitabın başına ayet, hadis, siyer derslerinden veya Kur'an'dan ifadeler konsun. Yani fen bilimleri dersleri de din bilimleriyle mezci olsun dersen birbirinin içine girsin. Bu zaten çözüm bu değil. Bunu farkında olan insanlarımız veya dindar kitleler ne yapıyorlar? Bu zehirin farkına vardı herkes aşağı yukarı. Bunu o zaman ne yapalım diyorlar? Buna biraz şeker atalım. Tatlandıralım bu suyu. Bu su tatlanmış oluyor, evet, ama zehir özelliği gidiyor mu? Gitmiyor. O halde ne yapmak lazım? Bunu tatlandırmak yerine önce bunun içindeki zehri çıkarmak lazım. O zehir nedir? İşte o materyalist dediğimiz, darwinist dediğimiz zihniyet ve dildir. O eğitim dili ve metodu ve sistemidir. Bunu haber dilinde bile spikerler işte deniz cömert davrandı, balık bollaştı diyor mesela. Veya doğanın bahşettiği diyor. Yoğurt alıyorsunuz, üstünde doğadan gelen lezzet diyor. Hep doğadan. Elma topraktan, güneşten, ilaç içtim, iyileştim. Hiç şafi olanı, yani şifayı vereni, hiç rezzak olanı, rızkı vereni, hiç mün'im olanı, nimeti vereni, hiç o esmanın tecelli, yani bizim inancımız, biz önce bu müfredat sorusunu, müfredat acaba nasıl yapılacak, nasıl düzeltilecek dediğimiz zaman aslında biraz şey, bir ekstrem gibi olacak ama biz Müslüman mıyız, değil miyiz? Bu sorunun cevabına da bakmamız lazım. Bir numaralı madde. Sonra müfredatın öbür numaralı maddelerine geçebiliriz. Çünkü biz bu müfredatı kime, kimin çocuklarına, evet, öğreteceğiz? Kime? Ha, biz Müslümansak o zaman gelin şu bir irtibatı bir kuralım. Yani kasten Batılıların 200 küsur yıldır kopardığı bu şeyi, yani Newton'la işte fizikte koparmışlar. Elma düşmüş adamın kafasına. Yer çekimi, yer çekimini bulmuş. Öbürü suyun kaldırmayı bulmuş. Öbürü işte doğal Antin seleksiyon olmuş. İşte biyolojide evrim diye izah etmiş. Birisi fizikte koparmış, öbürü biyolojide koparmış, öbürü ekonomide Adam Smith koparmış. Dünya veya Locke, dünya işleri ve devlet işleri, din işleri ayrıdır demiş, koparmış. Bütün bunlar hani sosyolojik, bilimsel olarak kopmuş. En son Freud gelmiş, işte kişisel gelişim kitaplarıyla son yıllarda sen yaparsın, sen varsın. Yani yaratıcı yok, her şey sende. Şimdi insanın aczini, fakrını, zaafını unutturup öyle bir varlık olarak ortaya koyuyor ki bunların hiçbirisinde, bu anlatım modellerinin hiçbirisinde yaratıcı yok. Şimdi bunun içine biraz tatlı atalım, biraz ayet, hadis koyalım, siyer dersleri koyalım, Kur'an dersleri koyalım. Güzel ama yetmiyor. Evet. Önce bu zehri çıkarmak. Yani benim anlatmak istediğim konu özeti itibariyle buydu. Ha, bunu yaparken kainatta her şeyde esmanın tecellileri var. Şimdi bizim TRT dahil birçok televizyonlarımızın belgesel kanallarında baktığınız zaman hala bu batıdan gelen o rüzgarların, o dilin tezahürlerini görüyoruz. Yani mesela kuşu anlatırken yavrusuna yiyecek getiriyor veya kuzusunu emziriyor koyun. Orada ha besleniyor diyor. Onun sonu besliyor. Hayır, sadece beslemiyor. Rahman isminin, rahimiyetin tecellisi de orada tecelli ediyor. Yani evet. Bismillahirrahmanirrahim de o kuş, şey, Cenab-ı Hak bir şefkat vermiş. O şefkatle yavrusunu, bütün anneler şefkatle besliyor. Hı hı. Veya mukaddir, munazzım, her şey takdir edilmiş. Kainatta milyarlarca ışık yılı mesafeler olan muhteşem evrende acayip bir sistem ve kusursuz bir mükemmeliyette bir sistem işliyor.
Şimdi bunu kim yapıyor? Ders kitaplarında fizik, kimya, biyoloji, astronomi veya sosyal bilimler kitaplarında anlatılan şeyler doğru, yanlış değil. Formüller, matematik formüller, kimya, biyolojideki anlatılan kromozom, DNA bunlar yanlış değil. Ama çok büyük bir eksik var. Havada kalıyor. Kim bunları idare ediyor, yapmış, yaratmış ve devam ettiriyor? Basit bir A harfini bile yazmak için fiildir, yazmak fiili. Bir faile ihtiyaç var. Birisi yapacak. Bu basit bir A harfini bir fail yapıyorsa, bu benim parmak izim veya göz retinamla sizinki aynı değil. İnsan olduğunu, var olduğu günden kıyamete kadar yine aynı değil ve olmayacak. Veya DNA'larımız hiçbir aynı yumurta ikizleri dahil olmuyor. Bu nasıl bir şey? Tesadüfle bunu nasıl anlatırsınız? Bugünkü fizik kitapları İngilizce kaos diyorlar. Yani bir karmaşa ve düzensizlik anlamında cevap veriyorlar. Veya doğa deyip çıkıyor işin içinden. Doğa nedir? Aklı, fikri, şuuru olmayan hava, su, güneş, toprak bunlar mı yapıyor? Yani burada yaratıcıyı devreden çıkarıp onun için o suali kasten sordum. Biz Müslüman mıyız değil miyiz? Müslümansak o zaman bir dakikaya. Şimdi mesela bir de bir laf var. Yerli ve milli eğitim. Bu laf bile biraz yanlış ve eksik. Yerine göre tekstilin yerlisi olabilir. Arabanın da yerlisi olabilir. Ama eğitim dilinde biz kainatın, evrenin sahibini ve bizim ve benim sahibimi, herkes böyle düşünecek, tanımak gibi bir numaralı işimiz var. Marif, eğitim niye yapılır? Cehalet ortadan kalksın diye. Bir numaralı problem demek ki cehaleti ortadan kalmak. Cehaletin en büyüğü nedir? Kainatın sahibini tanımamaktan daha büyük bir cehalet olmaz. Evet. Yani Bediüzzaman Hazretleri de İslam dünyasının, hatta bugün bile yaşadığımız bir sürü sıkıntının sebebini tam 120 yıl önce cehalet bir numaraya koymuş. Zaruret, fakirlik ve ihtilaf, yani birbirine düşmüş olmak. Şimdi bu cehaleti ortadan kaldıracaksak biz sadece okullar açıp işte tabletler verip veya akıllı tahtalar koyup olmaz. Önce bu evreni kim yaratmış? Mikro alemden makro aleme kadar kim? Sahibi kim bunun? Onu tanıtıp ha, o zaman bir düzen işliyor. Bir sistem var ve bunu yapan var. Beni de o yaratmış. Beni de bir vazifeyle göndermiş. O halde bu vazifenin icapları nelerdir? Biraz buralardan bakalım. Tüm eğitimciler otursun bunu düşünsün. Yerli ve milli eğitim. Ben geçen bir eğitim platformu toplantısında konuşma yaptım. Sonra oradaki hakikaten bizler gibi düşünen insanlar da, çok kıymetli eğitimciler vardı. Konuşmalarını bir daha tasih tadil ettiler. Evet ya. Hazreti İbrahim'in mesajı yerli miydi? Hayır. Putlarla mücadele etti. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Kur'an'ın dili yerli, binli bir dil mi? Hayır, bütün beşeriyeti, bütün mahlukatı, bütün varlık aleminin içine alan bir dil kullanılıyor. Biz eğer müminsek, Müslümansak böyle bir dil kullanmamız lazım. Yetiştirdiğimiz çocuklarda sokakta sıkıntı var, ailede boşanma var, işte fahiş, fiyat, stokçuluk, ilahir bir sürü veya tethiş, şiddet, terör. Evet. Neyden şikayet ediyorsak bunların temelinde burada bir eksiklikten söz edebiliriz. Yani kalpte manevi bir yasakçı yok. Bunu ancak siz böyle bir eğitimle verebilirsiniz. Sadece biz tıp bilimleri, fizik, biyoloji, kimyayı öğretelim. O zaman mezun edersiniz, doktor diploması verirsiniz adama. Yetmez. Şefkatli bir doktor olması lazım. Hukukçu mezun edersiniz. Eğer bunlar olmazsa vicdanlı bir hukukçu olmaz. Evet. Veya ahlaklı bir öğretmen olmaz. Yani o diplomanın yanına bunları koymak için biz sistemi baştan ele alıp bir daha elden gözden geçirmemiz lazım. Bugün bunu söylediğiniz zaman şöyle bir tepki de oluyor. Bunlar güzel şeyler ama bu dinin konusu, buna din ilgilensin. Bilim, bilim başka şey diyor deyip bir duvar çekiyorlar. Hayır. Yani bilimi, bilim ambalajı içerisinde ateizmi ve dinsizliği ambalaja sarmışlar. Adına da bilim demişler. Evet. Yani insanın bütün ruhu, kalbi, bütün duygularını yok edip onun değerlerini yok eden bir modele bilim diye bize yutturmaya çalışıyorlar. O halde biz çekinmeyeceğiz, korkmayacağız. Bir dakika, biz bilimin, teknolojinin en zirvesine de ulaşalım. Ama bu değerlerle beraber ulaşalım. Ben bütün insanlar ölümlü, bütün mahlukat ölümlü ve bu
bu kainatı yaratan ve bizi yaratan birisi var. Bunu farkında olmak kadar büyük bir ilim yok. Yani o yüzden ben müfredatta bir şey yapılacaksa, hı hı, bunu ilgililere de söyledim. İlgili bakan, bakan yardımcılarına veya başka eğitimcilere, eğitim fakültesinden bazı hocalarla da oturup kalkıyoruz. Biraz tabii zorlanıyorlar ama buna siyasetin de sahip çıkması lazım. Yetmez. STK'ların işi gücü bırakıp, yani bizim meselemiz sadece sandıkları korumak ya da siyasette mesafe kat etmek değil. Bizim meselemiz bu toplumu, bütün İslam coğrafyasını, yetmez, bütün beşeriyeti kurtarmak istiyorsak biz bu eğitim meselesinde çok ciddi adımlar atmamız lazım. Bırakın batıdakiler öyle demiş, böyle demiş, bu bilim demiş, dini uzak tutmuş. Biz buna sahip çıkalım. Buna sahip çıkmadığımız için İslam coğrafyasının her tarafında gençler, çocuklar kayıp gidiyor. Boşanmalar artıyor, aldatmalar artıyor, başka, evet, şeyler artıyor. Şikayet ettiğimiz her şeyin temelinde bu mesele var. O zaman oturacağız, şapkayı koyacağız önümüze. Bir dakika ya, biz bu eğitim meselesinde bir çare üreteceksek, bir numaralı çareyi Kur'an bize öğretiyor zaten. Kainat kitabını okumamızı, ben bunu Diyanet İşleri Başkanımız değerli Ali Erbaş hocamızla da paylaştım. Bütün hutbelerde hepsini, bakın sadece Türkiye'de değil, İslam coğrafyasının her tarafında, hiç size soruyorum, karıncadan bahseden bir vaiz ya da hatip duydunuz mu, gördünüz mü? Çok nadir. Arıdan? Yok, ben görmedim. Varsa çok az vardır dediğin, evet, gibi. Örümcekten, inekten, deveden, güneşten, aydan, topraktan, balıklardan, denizlerden, yağmurlardan, bulutlardan. Bunları ben bahsetmiyorum. Bunlar Risale-i Nur da bahsediyor. Bunu Kur'an bahsediyor, Kur'an. Evet. Kur'an bunların hepsinden bahsediyor. Bizim dini söylemlerimizde, böyle medreselerimizde, alimlerimiz hiç bunlardan bahsetmiyor. Kur'an'ın %90'ı bunlar, kevni ayetler. Kur'an bize fenzur ile eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevte, bak Allah'ın rahmet eserlerine diyor. Kur'an bize efela yakilun, efela yetefekkerun diyor. Tusebbihul hu semavatu sebu vel ard diyor. Devenin yaratılışına bakmaz mısınız? Yerlere göklerin tesbihatını dinlemez misiniz? Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Devamlı bizim kainat kitabını, yani Kur'an'da biyoloji var, kimya var, matematik var, düzen var, mühendislik var, her şey var. Evet. Biz bu nazarla bir bakalım bakalım. Bak, bilimler o zaman nasıl gerçek bilim oluyor? Yani yaratıcıyla irtibatı kesilmiş kuru bilgi, rakamlar. Bu kadar DNA'dır. İşte kromozom sayısı budur. Venüs'ün uzaklığı şu kadar milyon kilometredir. Hı hı. Isısı artı 400 santigrat derecedir. Kütlesi budur. Bu bilim mi? Bir yere kadar bilgi olarak doğru. Bu kuru bir bilgi ama. Sadece bilgi. Evet, bu bilgiler doğru. Yani mikroskobun ve teleskobun bize gösterdiği bilgilerde bir sıkıntı yok. Doğru. Ama eksik. Bunu kim idare ediyor? Evet. Yani 10 sene sonra da yarın sabah güneş kaçta doğacak belli. Bu hiç şaşmıyor. Kim bunu bu kadar mükemmel yürütüyor ve idare ediyor? Hiç biz bu taraflarını düşünmüyoruz. Yani bunu Diyanet adamlarımız da, İlahiyat Fakültesi İmam Hatip hocalarımız da, vaizlerimiz, hutbe hatiplerimiz de bunu düşünmüyor. Medrese alimleri de hiç bu tarafından bakmıyor. Ya Kur'an böyle bakıyor arkadaş. Yani gelin biz o zaman bu ilimlerle bu dini böyle mezcedelim. Kainat kitabını böyle okumayı öğrenelim. Yani biraz uzattım, kusura bakmayın hocam, ama müfredattan benim anladığım gerçek çözüm bekliyorsak, sözümün başında söylediğim, bu suyun içindeki, hı hı, zehri çıkaracağız. Bu zehir de işte bu kainatın, evrenin, bizim, benim, bütün mahlukatın, hayvanat ve nebatatın kendi kendine olduğu anlatılıyor. Çocuklara daha 3-4 yaşından okuma kitabı, okul öncesi kreşten başlıyor. Üniversite sona kadar siz kendi çocuklarınıza, çevrenize, çocuklara bakın. Hiç bu anlatılıyor mu? Veya İmam Hatip açıyoruz biz. Güzel bir iş. Mutlaka faydalı. İmam Hatip öğrencisi fizik, kimya, biyolojiye girdiği zaman bu benim demin dediğim zehirli suyu içiyor. Evet. Yani sahibi olmayan bir evren anlatılıyordu. Hı-hı. Oradan çıkıp tefsir, hadis, fıkıh, siyer derslerine girdiği zaman öbürleri anlatılıyor. Çocuk aynı okulda böyle bir çelişkiyle bitirip mezun oluyor. Zaten yanlışlığın temeli burası. Yani bunun içine biraz şeker katmak oluyor, o siyer ve hadis dersleri koymak.
çok kıymetlidir. Onu sakın yanlış anlaşılmasın. O dersler niye konulu demiyorum ama önce bu zehri temizleyip ondan sonra beraberinde ilimle beraber bunu, evet, vermemiz lazım. Yani dinimizde la ile başlıyor yani. Evet. Şimdi hocam tabii bu işin bu boyut, yani işin temeldeki ilmi boyutundan bahsedildiğinde deniliyor ki ya işte burada soyut ve somut kavramlar var. Dolayısıyla da öğrencinin belli bir yaşa kadar soyut kavramları bilmesi mümkün değil. İşte şimdi bunu 14 yaşına kadar çıkaralım. 14 yaşına kadar hiçbir soyut kavram öğretmeyelim deniliyor. Ama bir taraftan da yani ta kreşlerden itibaren Kemalizmin pompalandığını da görüyoruz. İşte bu boyutu var. Şimdi burada mevcut durumda bizim pedagojiyi mi, ideolojiyi mi yoksa fıtratı mı ön plana çıkarmamız gerekiyor? Elbette fıtratı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Zaten eğitimle ilgili bir şey yapacaksanız kimi eğitiyorsunuz? Çocuğu, insanı. Bu insanın bir fıtratı var. Bazıları bu fıtrat lafından da alerji kapıyorlar. Evet. Fıtrat aslında yaratılışa uygun. Bu insanın doğumunda hani İslam fıtratıyla doğmuştur şey hakikati var ya, fıtratında olan özellikler var. Yani insan acizdir, fakirdir. Fakir parası olmamak değil, ihtiyacı olan şeylere kavuşamamak. Evet. Gençliğin, güzelliğin, sağlığın ve neticede ömrün gidiyor mu? Gidiyor. Acizdir, fakirdir, zayıftır, ölümlüdür. Şimdi böyle bir bu fıtrat değil, buna kim itiraz edebilir? Böyle insan kral da olsa, padişah da olsa bir mikroba yeniliyor mu? Yeniliyor ve ölümlü mü? Ölümlü. Şimdi böyle bir insanın arzuları var, istekleri var, bedeni var, bir de ruhu var. Hı hı. Ruhunun gıdası var. Bugün benim eczacı arkadaşlarım var. Soruyorum ilaçların oranları nedir diye. Antidepresan ilaç satışı ne kadar biliyor musunuz? Bunu eczacılar odası da teyit eder. 100 ilaçtan 70'i. Evet. %70'i. Bu neyi gösteriyor? Bu fıtrata uygun olmayan bir işler yürüyor ortalıkta. İnsanlar ruhlarını tatmin edemedikleri için antidepresanla bunu telafi etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla siz bir şey yapıyorsanız bu fıtrata uygun yapmanız lazım. Kalkıp dünyada 200 küsur ülke var. Herhalde bir Kuzey Kore olabilir. O da bile bu kadar olmaz. Müfredatın en tepesine, yani üniversiteye kadar olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki müfredatın en tepesine veya YÖK'ün, yani üniversitelerin, evet, kuruluş kanunlarında bir numaralı madde Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun insanlar yetiştirmek. Madde bir. Değişmez ve değiştirilemez madde. Arkadaş, bu dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Diktatörlükle yönetilen ülkelerde de yok. Evet. Demokrasisi olmayan olan hiçbir ülkede yok böyle bir şey. Yani Atatürk bu toplumun tarihinde yaşamış, önemli askeri başarılar kazanmış, Cumhuriyet'in kurulmasında birinci cumhurbaşkanıdır. Tarihte bir yeri vardır, seveni vardır. Az seveni, çok seveni, sevmeyeni. Ya bunu bırak, tarihteki yerinde bırak. Ne aleyhinde bulun, ne hakaret et, ne başka bir şey yap. Ama bunu böyle her yere, şimdi açın bakın müfredat kitabını. Hayat bilgisinde 60 küsür tane şu kadar kitapta o geçiyor. Onun ismi geçiyor. Her derste geçiyor. Müzikte geçiyor, matematikte geçiyor. Olmaz, yanlış bu. Ya bu Atatürk'ü sevdirmek de değil. Yani onu anmak da değil. Onun hatırasını yaşatmak da değil. Yani sen bunun başarıları, bunun yaptığı güzel işler varsa başka şekilde, başka yerlerde anlat bunu. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bizim eğitimimizde var. Bu işin ayrı bir tarafı. Hı hı. Ama bu ideolojik yaklaşımlar, özellikle dine karşı olanlar, o demin sorduğunuz soru, yani çocuk soyut ve somut kavramları işte şey anlayamaz o yaşta. Bugün Hollywood filmlerine bakın, isimlerini de verebilirim size. Veya Hristiyanların yaptığı filmlere, ateistlerin yaptığı filmlere bakın. Küçük bir çocuğun bir annesi, babası ya da kardeşi öldüğü zaman herkes ona ne diyor? Kardeşin veya annen cennete gitti diyor. Bakın o filmlerde de böyle diyor. Müslüman değil bunlar. Sen bunu başka nasıl anlatabilirsin? O çocuğu nasıl teskin edebilirsin? Öyle bir cennet şu anda yok. Soyut bir kavram.
bizim inancımızla inanıyoruz ama ha, o çocuğu ancak öyle teselli edebilirsin. Senin çocuklara yaptığın bütün çizgi filmlerde, masal kitaplarındaki anlattığın her şey soyut. Öyle değil mi? Evet. Örümcek adamdan tut da öbür işte bilmem ne ayıcıktan tut da veyahut da olmadık bazı böyle uzaylılar her türlü şey soyut. Bu anlatıyorsun zarar olmuyor. Allah inancı, ebedi hayat inancı, cennet inancı bunlar neden olmuyormuş? Yani bütün şu telefonlarda çocukların her yaşta oynadıkları oyunların tamamı soyut içeriği. Onun için o boş bir laf, o sadece dine karşı olmak, düşman olmak için üretilmiş bir laf yani. Çünkü o çocuk tam fıtratına uygun yaşta, 3-4 yaşında arkadaş Kemalizmi anlatma buna ya. Allah aşkına anlatmayın bunu. Yani Atatürk'ü seviyorsa da başka yerlerde başka şekilde anlat ama sen bu çocuğa önce yaratılışın hikmetlerini anlat. Şu güle bak, ağaca bak, arıya bak, sineğe bak, kuşa bak. Bunun kanatları ne kadar güzel yaratılmış. Bu sivrisinek var ya böyle elimizle kovaladığımız. Onun bir gözünde 400, öbür gözünde 400 tane mercek var biliyor musunuz? Bizim gözümüzde birer tane mercek var. Bu basit bir sinek. Ayette de var bu. Cenab-ı Hak sinekten örnek evet, vermekten çekinmez diye öyle tercüme edilebilir. Bu sinekte bile böyle bir sanat harikası var. Bu gülün yaprağında var. Çocuğa bunları anlatsana. Bunlar ne kadar güzel yaratılmış. Bunlar ne kadar güzel bize ikram-ı ilahi, Allah bize şefkat ediyor, merhamet ediyor, bu nimetleri bize gönderiyor, bize hediyeler gönderiyor. Havayı vermiş, güneşi vermiş. Çocuğa böyle bu kainat kitabını anlatan şeylerle tam o yaşlarda zihnine bunu sok, başka şeyler sokacağına. Ve bugün toplumda hırgürün, şiddetin temelinde tamamen o işte batının yaptığı çizgi filmler, dehşet, vahşet, öldürme, devamlı makinalı tüfeklerle tarama. Evet. İşte bütün bizim çocuklarımızda bu ve sabahtan akşama kadar bizim dindar hükümetlerimizin de yakın kanallar bile bu kadın programlarıyla bir fecaat evlerin içine lağım akıtıyorlar. Evet. Sen arkadaş siyaset olarak, medya olarak toplumun seviyesini yükseltmek gerekecekken, gerekirken seviyesini aşağı çekiyorsun. O çirkin, o ahlaksız veya o gayrimeşru şeyleri böyle saatlerce ve saatlerce toplumun önemli bir kısmı onu dinliyor. Evet. Yani bu fecaatla eğer biz bir müfredat konuşuyorsak, hepsi bütünüyle sadece okulda çocukların önüne konacak kitap değil, her tarafıyla düşünmemiz lazım. Medyasıyla, siyasetçinin diliyle, imamın diliyle, öğretmenin diliyle, ebeveyn, anne babalar. Şimdi Milli Eğitim müfredat açıklıyor. Ben olsam, yani bir okul sahibi olsam derim ki evde çocukların önünde tartışan ebeveynlerin çocuklarını almayacağım okula. Veya şu demin anlatmaya çalıştığım o kötü kadın programlarını izleyenlerin çocuklarını almayacağım derim. Tabii bu biraz işi egzajere ediyorum da yani yasaklamak yerine tavsiye niteliğinde bunu ebeveyne söylemek lazım. Arkadaş çocuk anneden babadan ne duyuyor, ne görüyor, akşama kadar hangi programı görüyor? Bir gün baba geçip de imam olup, anne de cemaat olup çocuklarla beraber namaz kılmasını anlat sen. Onu öğret. Yani sadece okula verip alın bunu diplomasını verin demek değil. O çocuğun her şeyinden anne sorumlu. Her şeyinden baba beraber sorumlular. Evet. Yani anne, baba, aile, ev, okul eğitimiyle beraber bütün olması lazım. Bu olmayınca akran zorbalığı, okullardaki acayip haller, acayip kıyafetler, bir acayipliktir gidiyor her tarafta. Onun için bütünüyle düşünüp bizim işi gücü bırakıp ben size söylüyorum yani ibadet edenler için farz ibadetleri yapmaktan daha aşağı değil. Bu onlar kadar kıymetli, hatta onlardan daha ileri bir şey evet. İnsan yetiştirmek. Said Hocam şimdi şöyle bir durum da var yani... Bahsettiğiniz bu bütün alanlarda yaşadığımız bir durum var. Ekonomik ve ahlaki birçok noktada yaşadığımız sorunlar var. Bazen işte cinnet hali ve bu cinnet hallerinin yaşanması sonrasında acaba biz herkes birden biz nasıl bu hale geldik? ve sözde bir çözüm önerisi
konuşuluyor, tartışılıyor. Neymiş o? Mesela şöyle deniliyor. Biri, yani hani telaffuz etmek de istemiyorum ama bir baba çocuğunu, eşini katletmiş. Ya da bununla ilgili birkaç üst üste haber paylaşıyor. Müslüman toplum nasıl bu hale geldi? Direkt doğrudan Müslümanlığımıza alıyor. Ama yani bu toplumun bir asırdır İslam'dan uzaklaştırılan projelerle bu hale getirildiği, yani bir şekilde toplumun gözünden sakın, yani bir şekilde toplumun görmesini istiyorlar. Günün sonunda böyle bir tabloyla karşı karşıya çekilerek bir şekilde fatura Müslümanlara, İslam'a kesilmeye çalışılıyor. Tablo bu kadar vahimken neden birileri, yani sorunu gördüğü halde çözümü özellikle, yani toplumun gözünden sakındırmaya çalışıyor? Neden? Tabii bunun nedeni aslında biz günü kurtaralım, bana, benim düzenime karışmıyorlarsa bana dokunmayan bin yaşasın gibi, yılan bin yaşasın der gibi. Perde arkasında bunlar var. Ya da acaba ben şey yaparsam, uğraşırsam zarar mı görürüm? Ya da önceliklerimiz. Bir babanın, bir annenin, bir ebeveynin, bir öğretmenin, bir siyasetçinin, bir devlet adamının bir numaralı işi bu olması lazım. Öbür işlerin hepsi ikinci planda olması lazım. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun, siyasetle mi uğraşıyorsun, dükkanın mı var, ticaret mi yapıyorsun? İşte tam burada biz burayı ihmal ettiğimiz için sabah evden çıkan adam sadece kazanacağı parayı düşünüyor. Meclise giren adam sadece bir daha seçilmeyi düşünüyor. Bakan olan adam o koltuğunu korumayı düşünüyor. İse biz bu işin içinden çıkamayız. Yani biz, onun için ben o soruyu bak üçüncü kez bu programda tekrarlamak istiyorum. Biz Müslüman mıyız? Değil miyiz? Sorunun cevabına bakmamız lazım. Eğer biz Müslümansak, o halde kendimiz, bir de böyle laflı olmuyor bu. Böyle yapın, şöyle yapın, böyle yapmayın. Bunu kim söylüyorsa yaşıyor olması lazım. Yaşayacak, bunu siyasetçi de yaşayacak, diyanetçi de, ilahiyatçı da, öğretmen de, okul müdürü de, herkes, ebeveyn de bunu yaşayacak. Yaşamadığı şeyi toplumdan bekliyor, niye böyle oluyor bu diye. Yaşayacak. Yaşamadığı şey olmaz. Onun için bir numaralı iş bu. Biz bir de bunu niye gizliyoruz? Sizin sorunuzda, milletin gözünden, nazarından. Çünkü hepimiz sorumluyuz da ondan, hepimiz suçluyuz da ondan. O ortaya çıkmasın diye gizliyoruz. Yani o yüzden büyük insanlar, büyük fedakarlar, tarihte olmuş büyük zatlar her şeyden vazgeçmiş. Yani dünyalık şeyleri bırakmış bir kenara. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde de yok mu? Bir insanın kurtarmak, yani iman noktasında kurtulduğu zaman zaten dünyası da kurtuluyor, ahireti de ya. Yerin altındaki ve üstündeki, üzerinde güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetlidir buyurmuyor mu? O halde ne demek bu? Yani her şeyden kıymetli ne demek ya? Ha, bu insanı kurtarmak, ona istikametli, imanlı, örnek bir hayat sahibi olmasına vesile olmaktan daha büyük bir servet var mı? Biz hiç bunları düşünmüyoruz. Hep böyle olan bitenleri, çevredeki sıkıntıları, vay o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Biz babamızdan, dedemizden bir miras kaldığı zaman paylaşırken İslam'ın kurallarına göre, evet Allah böyle emretmişse bunda bir hakikat vardır deyip ona göre paylaşıyor muyuz? Veya biraz iyisi benim olsun, güzeli benim olsun diye düşünüyoruz. Veya başkası kırmızı da geçince kızıyoruz da kendimiz geçince kızmıyoruz. Veya paylaşılan bir şeyin iyisi güzeli bizim olsun istiyoruz. Her tarafta bu var. Hepimiz bu işi yapıyoruz yani. Genel konuşuyorum. Evet. Mutlaka istisnaları vardır. O yüzden örnek olmak için hal diliyle bizim söylediğimizi yaşamamız lazım. Ve bu işin çözümü de böyle, mesela sağ olsun siyasetçilerimiz diyorlar, yine söylüyorum iyi niyetle söylüyor ama enflasyon tek haneli rakamlara inecek veya inmeli. Arzumuz bu. Ama daha ben dün bir yerden dondurma aldım. 800 lira kilosu. Sordum ya ne oldu? Abi dün 600'dü dedi. Dün 600'dü, bugün nasıl 800 olmuş? Meşhur bir, biliyorsunuz, dondurmacı. Şimdi
Diyor ki asgari ücrete zam gelecek olduğu için diyor bizim yönetim patronlar bunu böyle yaptı. Daha ortada zam yok, benzine zam gelmemiş, hiçbir şey, her şey yerli yerinde kafasına göre bunu yapmış. Bunu her üründe yapıyor adamlar. Her yerde yapıyor. Ya da ben işte gittim bir eczaneye ilaç alacaktım, bir göz merhemi. Bir kilim dedi, yok bulamazsın dedi. Muadilini ver dedim. O da yok dedi. Dedim ver reçeteyi başka eczaneden bakarım dedim tanıdığım bir arkadaş. Valla hiçbir yerde bulamazsın dedi. Niye dedim? Çünkü dedi haftaya bu grup ilaçlara dedi zam gelecek de dedi onun için depolardan göndermiyorlar dedi. Tamam mı? Veya adam zeytinyağı üretiyor. Buraya yazmış soğuk sıkma %100 halis. Ona da 3000 lira para verdik. Şeye gönderdik tahlile. Tahlilden ne geldi biliyor musunuz? Sizin aldığınız zeytinyağının %45'i zeytinyağı, diğeri palm yağı ve çiçek yağı dediler. Ha, Allah'tan zararlı başka bir yağ değilmiş. Yani evet. Şimdi bunun emsalini biz milyon tanesini yaşıyor muyuz bu toplumda? Evet. Yaşıyoruz. Bu neyle oluyor? Yani bu o zaman verilen eğitim ve diplomalarla düzelmiyor bu. Başka bir şey eksik yani. İstediğin kadar tahsilli 200 küsur üniversitemiz oldu. Herkes okuyor. Herkes üniversite mezunu. Demek ki bu tahsille mi, diplomayla olmuyor. Onun için müfredatı konuşacaksak biz yine döneceğiz. Kainatın sahibinin gerçek mesajı olan vahiy kaynaklı yerden dersimize. Bu da fıkhi konular değil biliyor musunuz? Abdest böyle alınır, namaz böyle, 32 farz. Bunları hiç bilmesen de olur. Evet. Bunları sonra öğrenirsin. Önce kainatın bir sahibi var mı? Gerçekten her dışarı çıktığında Allah Allah bu güneşi, bu gülü, bu çiçeği, bu kuşu, beni, her şeyi yaratan o. Hatta başıma gelen şer ve hayır, her hadiseyi de ondan bilip, yaratıcısı o olduğunu bilip, böyle bir iman sahibi bir adam, o zaman o zeytinyağının içine başka yağ koymaz. Haksız yere fahiş fiyat koymaz, stokçuluk yapmaz, başkasının malına el uzatmaz, karısını dövmez, çocuğuna şefkatli davranır. Siyasette yalan söylemez, rüşvet almaz. İlahir binlerce anlatabilirsin. Bak ama böyle bir iman, görür evet. gibi ihsan mertebesinde bir iman olacak. O zaman bunlardan uzak durur. Sorunuzun başında vardı. Batı niye böyle? Aa, onlarda bu iman yok ama adamlar düzgün. Yüzyıllarca birbirlerini yemişler. Büyük savaşlar olmuş biliyorsunuz. Yüzyıl savaşları diye batıda. Güney, kuzey, doğu, batı savaşları diye savaşlar var. Avrupa ve Amerika tarihini okuduğunuz zaman. Artık yani kan gövdeye götürmüş, sonra oturmuş demişler ki ya biz bir düzen kuralım bari. Öyle de bir düzen kurmuşlar, aslında bir polis devletidir Avrupa veya Amerika. Sonra da eğitmişler, insanlar da bıkmış o birbirlerini yemekten. Biz o zaman bu kurallara uyalım, din de yok bari kurallara uyalım. Aslında hani işimiz dinimiz gibi, dini işleri işimiz gibi diye bir laf var ya. Hı hı. Orada adamlar bu doğru hakikati bulmuşlar. Kemalata medar bazı hasletler de edinmişler. Biz de bu noktada iman hakiki manada olmayınca, düzen ve denetim de olmayınca tablo böyle oluyor. Gayet evet. normal yani. Evet, çok teşekkürler. En başından beri yani bu özellikle de gündemde olan ekonomik gerekçeler ve bu bağlamda yaşananlar, yani rızkın Allah'tan geldiğine inanmayan ya da onu öteleyen bir anlayış her türlü yanlış yapamam. Ne kadar yanlış bir laf var. Ben 200 kişiye ekmek veriyorum diyor geçen bir iş adamı. Öyle üzüldüm ki sen mi veriyorsun ekmeği? Cenab-ı Hak o insanların rızkını senin elinle veriyor. Senin için bir rahmettir, bir ikramdır, bir hediyedir. Sen sadece onun verdiği rızka vesilelik yapıyorsun. Bak bu da aslında Müslüman adam ama farkında değil. Evet. Büyük bir cehalet yani. Esas Hı. cehalet burada. Sen evet. vermiyorsun, o veriyor her şeyi. Vermezse uçakların var, hastanelerin var, bir mikropla gidiyorsun. Şifayı vermezse gidiyorsun. Rızkı da vermezse gidiyor. Yani evet. dolayısıyla ondan olduğunu bilmek esas bu. Onu ama tam bilmek. Hani hadis-i şerifte söylenen ihsan mertebesinde. Hı hı. Görür gibi iman eden adam her türlü yanlıştan elini uzatır. Avrupa'da, Amerika'da bakmayın siz. Bir kargaşa olduğu zaman da öyle böyle bir yağmur oluyor ki. Evet. Ne oluyor? Düzen yok, kamera yok. Hadi bakalım hurra. Hı hı. Her türlü haksız yapıyorlar. Ama hakiki iman olsa kameranın olmadığı yerde, polisin olmadığı, mahkemenin, hapishanenin olmadığı yerde yine yanlış yapmaz. Ama hakiki iman. Evet. Teşekkür Hocam ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun.
Evet değerli izleyenler, 25. ve 26. dönem milletvekili ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Sayın Sait Yüce konuğumuzdu. Hem gazete 9. ayında devam eden soykırım hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan Eylül ayı itibariyle de eğitim müfredatına o bağlamda hazırlıkların yapılacağı müfredatı birçok boyutuyla konuştuk. Özellikle de ideolojik bağlamdaki dayatmaları ve bunun oluşturduğu tahribat, bir asırlık devam eden boyutu. Gerçekten de işin bir de belki değinmedik ama aslında değinilmesi gereken başlıklardan bir tanesi de işin tarihi boyutu. Orada da çok farklı dayatmalar söz konusu. Bir taraftan gerçekler, bir taraftan da uydurmalar, bir taraftan okulda öğretilenler ve bilinçli velilerin çocukların hafızalarında silmeye çalıştığı bir boyut da var. Gerçekler, hakikatler bağlamında çocukların o yaşamış olduğu çelişkiler ve bu çelişkiler sonrasında bizim düzgün bir vatandaş, düzgün bir nesil bekleme durumumuz var. Bu kadar çelişkinin olduğu bir yerde düzgün nesillerin çıkma beklentisi de işin çok garip bir tarafı. Hakikaten hocamız da ifade ettiler, iyi niyetle müfredatta bazı dokunuşlar olmuş en başından. Yani eğitilme kelimesi üzerinden bir düzenleme olmuş en azından. Eğitilen tırnak içerisinde hayvanlar eğitildi. Burada marif vurgusu var. Yani irfan ehli, arifler yetiştirme noktasında temelden isim noktasında iyi bir noktaya dikkat çekilmiş. Ama işte eğitim sistemimizin de gerçekten çok ciddi sorunları var. Zorunlu eğitiminden, karma eğitimine, öğretmen yetiştirme sistemimizden, ideolojik dayatmalarına kadar inşallah en kısa zamanda bunlar da hallolur. Hocam tekrardan teşekkürler, çok sağ olun. Günün içinden bültenini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.